Oo, şu odamın haline bak yine. Ne kadar çok dağıtmışım ben buraları. Şöyle güzelce toparlayayım. Nasıl olsa bugün dışarıya çıkamayacağım. Ha, piyanomu bile devirmişim. Şöyle onu da düzelteyim. Sandalyesini de şöyle düzeltelim. Birazcık piyano çalabilirim. Maşacığım, ders mi çalışıyorsun? Hayır ablacığım, odamı düzenledim, piyano çalıyorum. Tamam kardeşim, benim birazcık dışarıda işim var. Geldiğimde banyonu yaptırırım, olur mu? Tamam tamam ablacığım, merak etme sen. Ben bugün evdeyim, hiçbir yere çıkmayacağım. Tamam kardeşim. Lay 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 lay. Maşa maşa, hadi dışarıya gel de birazcık oyun oynayalım. Ha çok güzel. Hey Maşa, bu müzik sesi de ne böyle? Galiba Maşa yine piyano çalıyor, ben asla duymaz. Şöyle pencereden bağırayım. Maşa! Maşa! Uf, sesimi nasıl duyuracağım ki ben şimdi bu Maşa'ya? Maşa! Aa, bir ses mi duydum? Ne Peter'in sesi miydi acaba? Şöyle pencereden bir bakayım. Aa yok, kimse yok galiba, yanlış duydum. Müzik çalmaya devam edebilirim. Lay 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 lay. Of ya Maşa beni bir türlü duymuyor. Bir şeyler yapıp Maşa'ya sesimi duyurmalıyım. Ya Maşa'nın odası da üst katta. Ne yapacağım şimdi, ne yapacağım? Ah buldum. Hop, işte merdiven. Ha, merdiveni buraya koyup yukarıya doğru çıkabilirim. Maşa'ya da kendimi duyurabilirim. Merdiveni şöyle şuraya koyalım. Birazcık daha şöyle çekelim. Hop, işte oldu. Şimdi merdivenden çıkıp Maşa'ya bağırabilirim. Birazcık daha yetişmem lazım. Bu kadar olmadı. Maşa! 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 Maşa, beni duyuyor musun? Hey Maşa, sana sesleniyorum. Maşa, Maşa beni duyuyor musun? Maşa. Ah Peter, Peter ne yapıyorsun sen orada? Nasıl çıktın oraya? Merdiveni koyup merdivenden çıktın Maşa. Ne yapabilirim ki? Sabahtan beri sana dışarıda sesleniyorum. Bir türlü duymadın beni. Ah Peter, bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Düşeceksin şimdi. Merak etme, sıkı sıkı tutunuyorum. Hadi dışarıya gel de oyun oynayalım. Ay tamam Peter, tamam, dikkatli ol. Lütfen dikkatlin orada. Tamam tamam, merak etme sen. Hadi Peter çabuk ol. Sana kapıyı açmaya geliyorum. Tamam tamam Maşa, hemen iniyorum. Hop. Ah Peter ya, şu yaptığın şeye bak. Ne kadar tehlikeli şeyler yapıyorsun öyle. Sonunda Maşa sesimi duydu. Artık inebilirim. Eyvah, bu ses de neydi böyle? Kesin Peter düştü. Ah Peter ya, sana söylemiştim. Eyvah Peter, Peter. Peter iyi misin? Peter kendine gel. Peter, Peter. Peter sana söylüyorum. Lütfen cevap ver bana Peter. Of kolum, bacım. Ah Peter, şu yaptığına bak. Ben sana düşeceksin demiştim. Bu yaptığın çok tehlikeli bir şey. Of, ne yapacağım şimdi? Kimden yardım istemeliyim? Ambulans, ambulans. Tabii ya, ambulans. Ay telefonum neredeydi? Maşa evdeydi. Ay tamam Peter, tamam. Ay çok heyecanlandım, çok korktum Peter ya. Oo Maşa çabuk ol biraz. Ay tamam Peter, tamam, aradım işte. Şimdi ambulans gelecek. Sonra kim dedi oraya çık diye? Oo sen de beni bir türlü duymadın ama. Of Peter, kapıyı daha hızlı çalabilirdin. Kapını zile basabilirdin. O zilli hiç aklıma gelmemişti. Ay kolum, bacım. Ay işte ambulans da geldi Peter. Merak etme, şimdi ben seni hastaneye götürecek. Maşa sen de gel, benimle çok korkuyorum. Ay tamam Peter, tamam, tabii ki de geleceğim. Seni böyle yalnız bırakamam. Maşa kardeşim. Doktor Nilo, Doktor Nilo.
tamam çocuklar, telaş etmeyin. Söyleyin bakalım ne oldu? Peter merdivenlerden düştü. Galiba kolunu ve ayağını incitti. Öyle mi Peter? Evet evet Doktor Nilo, kolum ve ayağım çok acıyor. Tamam Peter, merak etme sen. Şimdi bakacağız koluna ve ayağına. Şöyle. Burası acıyor mu Peter? Aa evet evet acıyor. Peki ya bu kolun? Aa evet evet o kolum da acıyor. Şöyle bir ateşine bakalım. Ateşin çok normal. Bir de kulaklarına bakalım. Kulaklarında gayet sağlıklı. Galiba düştüğün için kolunu ve ayağını incitmişsin. Evet çok fena düştüm, çok. Tabii düşersin Peter, sana kimden o kadar yüksek merdiveni çık diye. Ne, merdiven mi? Evet diyorum, hepsi Maşa'nın yüzünden. Sen beni duysaydın ben o merdiveni asla çıkmazdım Maşa. Aha Peter, kendi yaptığın suçu benim üzerime atma lütfen. Ben sana merdiveni çık demedim. Kapıda bekleyebilirdin. Daha yüksek sesle bağırabilirdin. Hatta kapının ziline bile basabilirdin. O zaman seni mutlaka duyardım. Aa, tamam tamam Maşa, zaten canım acıyor. Oh, tamam çocuklar, merak etmeyin. Peter'cim ilk önce şöyle pamukla kolunu ve ayağını güzelce temizlemeliyiz. Düştüğün için mikrop kapabilirsin. İşte bu kadar. Nasıl yani, iyileştin mi şimdi? Merak etme, zaten çok önemli bir şey yok. Sadece düştüğün için canın acımış. Birkaç gün yürüyemeyeceksin o kadar. Ne, yürüyemeyecek miyim? Evet evet, o acıyan kolunu ve ayağını birkaç gün kullanamayacaksın. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl yemek yiyeceğim? Nasıl eve gideceğim? Burada mı kalacağım? İnanmıyorum, artık Peter yürüyemeyecek mi? Sadece birkaç gün Maşacığım. Ay neler oluyor burada, neler oluyor kardeşim, iyi misin? İyiyim ablacığım, ne oldu? Kapıya geldiğimde kapının önünden ambulansı gördüm. Kapı açıktı. Üstelik kapının önünde de merdivenler vardı. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Merak etme ablacığım, bana bir şey olmadı. Peter merdivenden düştü. Ben de onu yalnız bırakmamak için buraya geldim. Ama galiba gelirken telaştan kapıyı açık unutmuşum, affedersin. Önemli değil Maşacığım. Sen iyisin ya. Kapıyı boş ver. Peter sen nasılsın? İyiyim Maşa ablacığım. Sadece birkaç gün ayağımı ve kolumu kullanamayacakmışım. Ben sizde kalabilir miyim? Bana kim bakacak ki başka? Tabii ki de kalabilirsin Peter. Artık gidebilir miyiz Doktor Nilo'ya? Tabii ki gidebilirsiniz Maşacığım. Tamam, ben o zaman Peter'i alayım. İşte Peter. Bu tekerlekli sandalyeyle seni götürebiliriz. Hadi gel bakalım şöyle. Of yavaş olun ya, yavaş olun. Ben hasta bir çocuğum. Tamam Peter, mızmızlanıp durma. Tamam ben hazırım artık. Tamam Peter, ben seni götürebilirim. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa Maşa, böyle arabada oturmak çok eğlenceliymiş. Acaba ben birkaç gün değil de bütün günler böyle kalsam mı, ne dersin? Ah Peter, seni şimdi şöyle hızlı hızlı bir sürelim görürsün. Tamam Maşa, tamam ya, yavaş ol. Ah Nilo'cığım, çocuklar kendine daha fazla zarar vermeden ben de gitmeliyim. Yardımın için teşekkür ederim. Rica ederim Maşa'cığım, ben doktorum. Tabii ki de yardımcı olacağım. Oh Maşa, seni birkaç saat yalnız bıraktım, neler neler olmuş. Yaramaz Peter, hiç öyle şeyler yapılır mı?